Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte sıfır geometri kampının 19. hafta videolarına başlıyoruz. Evet piramit konusunun konu anlatımını yapacağız. Toplamda 2 video olacak. Evet kitabımızda neredeyiz? Kitabımızda sayfa numarası 213 piramit ile başlıyor. 213 ve 214'ü işleyeceğiz bu videoda. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Piramit neymiş? Öncelikle bir tanımını okuyalım bakalım. Bir çokgensel bölge ile bu bölgenin düzlemi dışında bir T noktası verilsin. Çokgensel bölgenin kenarları üzerinde bulunan tüm noktaları T noktasına birleştirmek suretiyle elde edilen cisme ne diyoruz arkadaşlar? Piramit adını veriyoruz. Evet, bir çokgensel bölge olacak, tepede bir nokta olacak. Bu tepedeki noktayı da şöyle alttaki çokgensel bölgelerle birleştirdiğimiz zaman oluşan cisme biz ne diyoruz? Piramit adını veriyoruz. Piramitler tabanlarına göre isimlendirilir. Üçgen piramit tabanı üçgense Ondan sonra dörtgense dörtgen piramit. Kare ise kare piramit. Dikdörtgense dikdörtgen piramit. Ondan sonra beşgense beşgen piramit şeklinde adlandırılıyor gençler. Evet bakalım şuradaki boşlukları da dolduralım. T noktası piramitin tepe noktasıdır. Evet piramitin tepesi ya da tepe noktası diyebiliriz arkadaşım. ABC'de çok çokgensel bölgesi piramidin nesidir? Tabanıdır. Evet ta piramitin tabanı. TAB TAB Şurada Piramit kaçgen olursa olsun yani zemini kaçgen olursa olsun yan yüzeyler hep bir noktada birleştiği için ne olacak arkadaşlar? Üçgen şeklinde olmak zorunda. Prizmalarda neydi? Yan yüzeyler hep dikdörtgendi. Silindir de dahil olmak üzere açtığınız zaman bir dikdörtgen. A burada yan yüzeyler ne oluyor? Üçgen. Hatta şöyle bir şey. Açılışı ne olacaktır arkadaşlar bunun? Tabanı mesela bir kare ise üçgenleri de şöyle koyarsınız. İşte üçgenler. Şöyle şu şekilde açılım vardır. Bunları böyle yukarı doğru katladığınız zaman da şey oluyor. Tabi açılım bu şekilde de olur. Üçgenleri koyarsınız böyle 1 2 3 4 tane üçgen koydunuz bir tane kareyi bu şekilde de koydunuz açalım bu şekilde de karşımıza gelebilir buna da dikkat edin lütfen. E T A B, -T -A -B C nokta 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 üçgensel bölgeleri piramidin yan yüzeyleridir. Yanal yüzey yani yan yüzey alanı sorulduğunda aklımıza üçgenler gelecek. Yan yüzeyleridir. E TK TK'ya bakıyoruz TK bak yan yüzeye ait yükseklik değil mi? Evet. TK piramidin yan yan yüzeyinin yan yüzeyi yüksekliğidir. Yan yüzey yüksekliği. Sonra e, TATBTC TATBTC piramidin ayrıtlarıdır. Ayrıtları. Sonra TH piramidin nesi oluyor? Piramidin yüksekliği oluyor. Yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. E, alttaki şekil bu dik piramitse eğer burada yazıldı mı yazılmadı mı bilmiyorum ama Dik piramit diye geçer ki işimiz bizim genelde dik piramitli olacak. Dik piramitte çizilen yükseklik bak ama dik piramitte çizilen yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyor. Bunu unutma. Tamam. Kare piramit ama bizim müfredatta zaten dik piramit var. Öyle piramitte yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyor diyebiliriz. Ama şöyle bir piramitle karşılaşırsak dik piramit olmazsa bu nokta buradaysa bu eğik piramittir. Eğik piramitte öyle bir şey söyleyemeyiz. Yükseklik dışarı doğru da düşebilir. Dik piramitte biz ne yapacağız arkadaşlar? Yüksekliğin alttaki şeklinde ağırlık merkezine düştüğünü de bileceğiz. E TH piramidin nesiymiş arkadaşlar? Yüksekliğidir. Yükseklik. Sonra öbürüne bakalım. Piramit. Tabanı oluşturan şeklin ismiyle anlandırılır. Taban kare ise e, taban kare ise kare piramit. Ondan sonra e, taban taban beşgense Beşgen piramit şeklinde hesaplanır arkadaşlar. Beşgen piramit. Tabanı düzgün çokgen ve yan ayrıtları eş olan piramite ne diyoruz? Tabanı düzgün çokgen. Düzgün piramit adını veriyoruz. Düzgün piramit. Adını veriyoruz. Mesela tabanı eşkenar üçgense eşkenar üçgen düzgün piramit. Ya yani da eşkenar üçgen piramit. Ee, düzgün piramit ya doğru. Hatta dik piramit de denilebilir. Düzgün dik piramit şeklinde de isimlendirilebilir. Neyse geçelim. Mesela bu ne? Şu üçgen piramit diye adlandırılıyor. Bu da taban altıgen değil mi? Altıgen piramit şeklinde adlandırılıyor arkadaşlar. Evet yanal alan. Şimdi öncelikle yanal alan nedir? Arkadaşlar yanal alan herhangi bir formül yok üçgenlerin alanlarını hesaplayacaksın. Bunu unutma. Üçgenlerin alanlarını. Burada mesela 3 üç tane üçgen var. Burada mesela 6 tane üçgen var. Piramidin alanı ne yapıyor? Taban alanı artı yanal alan şeklinde diyeceğiz. E hocam taban alanı ne? Üçgensi üçgenin alanı bulacaksın. Altıgensi altıgenin alanını bulacaksın. Bu da ezberli bir şey değil. Ezberle ilgili bir şey değil. Ama burada eğer piramidin alanı ile ilgili güzel bir şey söyleyeceğim şimdi sorusu geldiği zaman. Onu da merak etme. Çünkü iki tekniğimiz var. O iki tekniği de sana göstereceğim. Piramidin hacmi nedir? Normalde bütün prizmalarda hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Ucu sivri olan şekillerde piramit ve konide bölü 3 diyeceksin. Yani e, piramidin şeyi ne diyeceğiz? Hacmine ne diyeceğiz arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik olacak ama ucu sivri olan şekillerde piramit ve konide bölü 3'ü unutmayacağız arkadaşlar. Evet konu anlatımı bu kadar. Şimdi buna göre bu soruları yapalım arkadaşlar. Şekildeki düzgün kare piramidin taban ayrıtının uzunluğu 6 cm ve yan ait uzunluğu da verilmiş. Arkadaşlar piramitte iki tane tekniğimiz var. Şimdi düzgün kare piramit. Düzgün kare piramit. Piramitte ne oluyor demiştik arkadaşlar. O düzgün piramitlerde de yükseklik altlık şeklinin ağırlık merkezine düşüyor. Zaten yükseklik isteniyor. Alttaki şeklinin ağırlık merkezi nedir mesela? Karede köşegenlerin kesim noktası değil mi? Evet karede köşegen, şu köşegen üzerinde olacak. Hatta şu köşegeni de çizebiliriz ya da bunun tam ortasında olacak diyebiliriz. Arkadaşlar şimdi piramitlerde iki tane tekniğimiz var. Özellikle e, altıgen alıp merkezine düşecek ya. Ya bunu böyle çizip köşegen çizip köşegen üzerine getireceksin bunu. Birinci yöntem bu. Ya da ikinci yöntem de ne biliyor musun? Özellikle yan alan falan sorulduğunda dik çiz, dik çiz, dik çiz bizim için gerçekten çok önemli oluyor arkadaşlar. E, sorusuna göre şekillik gözüküyor şu dik çizdin ağırlık merkezi ya karede ağırlık merkezinden şöyle dik çizdiğin zaman ne olacak? Şurası A ise burası A bölü 2 olacak mesela. E o zaman burası da A bölü 2 burası da A bölü 2 burası da yükseklik haşyüsü. Bu normal yükseklik burası da haşyüsü yan yüz yüksekliği oluyor arkadaşlar. Özel yan alan sorulduğunda özellikle yan yüz yüksekliği bize iste, bizden istenildiği zaman dik çiz dik çiz dik çiz. Birincisi bu İkincisi de ne demiştik arkadaşlar? Çizilen yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine düşecek. Özellikle yan ayrıt uzunluğu falan varsa şu köşegenin tam ortasına düşecek. Yani yükseklik tam şuraya düşecek arkadaşlar. Evet tam orta noktasına düşecek. Çünkü yan ayrıt bir de düzgün piramitlerde yan ayrıtların hepsi de birbirine eşit. İkiz kenarda çizilen yükseklik tabanı ikiş parçaya böler. Buradan da söyleyebilirsiniz bunu. Evet altı şeklin ağırlık merkezine düştü. Taban bir kare değil miydi? Evet 6 6. 6 6 ise burası 6 kök ki Yani Bunlar 3 kök 2 3 kök 2 oldu. Ve şuradaki yükseklik Pisagor bağıntısından çıkar mı? Çıkar. H kare neye eşittir? 9'un karesi eksi 3 kök 2'nin karesi. Kısa yoldan yapabilirdik ama neyse. H kare buradan neye eşit oluyor arkadaşlar? Buradan işlem yapacak olursak işlem işlem işlemle aşı buluruz. Uz kısa yoldan yapayım. Burası 3 çarpı 3. Burası da 3'ün kök 2 katı. O zaman haş da ne olacak? E, dik kenar olduğu için 3 kök karesi eksi karesi şeklinde olacak. 9 eksi kök 2'nin karesi de 2'den Haşı kaç buluruz arkadaşlar? 3 kök 7 kısa yolda kullanmış olduk. Evet cevap 3 kök 7 oldu örnek 1'de. Geldik örnek 2'ye. Şekildeki düzgün kare piramidin 4 4 yüksekliği de 6 olarak verilmiş. Yüksekliği de 6 verilmişse şu yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyordu. Yalnız iki tekniğimiz vardı. Ya bunu çizip köşegen çiziyoruz. Köşegenin ortasına denk geliyordu ya. da dik çiz dik çiz dik çiz. Yanal ayrıtlarından biri soruluyorsa bize o zaman şu köşegen bizim için mantıklı. Arkadaşım Yüksekliğini kaç vermiş bize? 6. Hocam bu bir kare piramitse 4 4 ise 4 kök 2 burası. Tabi bunlar birbirine eşit. Burası 2 kök 2 burası da 2 kök 2 oldu mu oldu. Artık burada bir pisagor yan aylardan birini bulabiliriz. X'in karesi eşittir. 2 kök 2 karesi artı 6'nın karesi deriz. Buradan ne geldi? 8 artı 36'tan 8 artı 36 kaç yaptı? 44 yaptı. Evet 44 yaptı. X de böylelikle kök 44. Bu 4 çarpı 11 4 dışarıya 2 diye çıkar. Cevabımız böylelikle 2 kök 11 olur. Örnek 2 2 kök 11 oldu geldik örnek 13'e. Evet piramidin yana alanlarını soruluyor bize. Tamam. Öncelikle yan ayrıt olduğu için tabii ki dik çizerim ve bu yükseklik yan ayrıt verildiği için ben şu yüksekliğin buraya düştüğünü söylersem daha mantıklı olur şöyle. Ya da ama yan, yan alan soruluyor ya sanki dik çiz dik çiz dik çiz daha mantıklı olacak dik çiz, dik çiz, dik çiz. Şu olay gerçekten çok önemli. Bak burası dik, burası dik, burası da dik. Hocam burası 10 ya. Yani bu e, tab ağırlık merkezinden geldiği için burayı da iki eş parçaya bölecek. 5, 5. A, 5, 13. Ne çıktı? 5, 12, 13. Bak yan yüz yüksekliğini buldum. Yanal alan soruluyor. Yanal alan ne olacak? 10 çarpı 12 bölü 2 bir tane üçgenin alanı. 10 çarpı 12 bölü 2 bir tane üçgenin alanı. Hep aynı üçgen değil mi bu? Kare olduğu için, kare piramit olduğu için. Taban 10 yüksekliği 12. Taban 10 yüksekliği 12 olmayacak mı? Evet. İşte buradaki üçgenden kaç tane var? 4 tane var. Çarpı 4 dersek yanal alanı. Yani üçgenlerin alanını hesaplamış oluruz. O da kaç çıkıyor arkadaşlar? Normalde burası 10 çarpı 12 bölü 2 çarpı 4 diyeceğiz. O zaman bu da şu 240 çıkıyor galiba değil mi? Evet cevap böylelikle örnek 3'te 240 bulduk. Geldik örnek 4'e. Bak dik çizdik, çizdik, çiz çizi çiz yapmış zaten. Çünkü X kenarda çizilen yükseklik tabanı keş parçaya böler. G'de ağırlık merkezi yükseklik ağırlık merkezine düşecek ya. Ağırlık merkezinden buraya çizilendi zaten burası da dik olur. 6 ise burası tam orta nokta. Karede arkadaşlar şu ağırlık merkezi ise buradan çizilen ne olacak? Ağırlık merkezi ise bak göstereyim bu köşegen ya. Köşegen olduğundan dolayı şunlar birbirine eşit. Buradan çizilen dik de bak orta taban çıktı. Burası K iken burası 2K yani 2K. Bak 2K'nın yarısı olacak. 6 iken burası kaç olacak? 3 olacak. E zaten biz bunu direkt söyleyebiliriz de ispatını da yapmak istedim ya açıkçası böyle. Neyse piramidin yanal alanı nedir diye soruluyor. 3 4 burada bir Pisagor var. 3 4 5 üçgeninden burası 5. Bu kare piramitti. Bir kenar 6, diğer kenarda 6. Piramidin yanal alanı 6 çarpı bak üçgenin alanı 6 çarpı 5 bölü 2. Bu üçgenden kaç tane var? 4 tane var. Tuz bu da kaç yapıyor arkadaşlar? 60 yapıyor. Örnek 4 60 oldu. Geldik örnek 5'e. Taban ayrıtı 8 ve yüksekliği 3 olan kare piramidin alanı. Arkadaşlar şekli biz çizeceğiz. Taban ayrıtı 8 diyor. Bak kare çiz. Ya yani bakış açısından dolayı böyle paralel kenarı var. Çizersen daha güzel olur. Ee, ve yüksekliği 3 olan. Şöyle piramit tepede bir nokta belirle. Aha da şöyle şunları çiz kardeşim. Köşeleri çiz. Çizmeyi de öğren. Şimdi taban ayrıtını kaç vermiş? 8. Yüksekliğini kaç vermiş? cisim yüksekliği değil mi? Evet yan yüz yüksekliği değil. Cisim yüksekliğinde 3 vermiş. Şurası bizden ne isteniyor? Piramidin alanı. Alan isteniliyorsa dik çiz, dik çiz, dik çiz daha etkili. Şuradan da dik çizdim, buradan da dik çizdim. Evet bu yüksekliği bulmaya çalışacağım. 8 iken burası kaç oluyor? 4. E 3, 4, 5 üçgenden 5 oldu. Piramidin alanı. Taban alanı artı yanal alanı olacağından. Taban alanı nedir? Direkt 8'in karesi. Kare olduğundan dolayı. Artı yanal alanda üçgenden 8 çarpı 5 bölü 2'den kaç tane var? 4 tane var diyeceğiz. 64 artı kaç yapıyor arkadaşlar? 40 bölü 2 20 bir de 4 ile çarpınca 80. O da kaç yapıyor? 144 yapıyor. Cevabımız böylelikle 144 oldu. Bak özellikle alan isteniyorsa dik çiz dik çiz dik çiz önemli. Şey isteniyorsa direkt ayrıt uzunluğu falan verilmişse direkt köşegen üzerine düştüğünü de bilmek lazım arkadaşlar. Evet geldik şuraya. Şekildeki düzgün kare piramitte BC'yi 4 vermiş. Bir kenar 4. Ve alan ABT'yi vermiş. Arkadaşlar düzgün kare piramit olduğu için bu üçgenlerin hepsi aynı olmuyor mu? Evet 4 tane üçgen var ve piramidin tüm alanı isteniyor. Piramidin tüm alanı taban alanı artı yanal alandı. Taban alanı ne? Kare olduğu için 4'ün karesi artı yanal alanda bu üçgenin alanından 4 tane var. Yani 16 çarpı 4 diyeceğiz. O zaman 16 artı 16 çarpı 4 64. Böylelikle cevabı kaç diye ulaştık? 80 diye ulaştık. Evet örnek 6'yı böylelikle 80 bulduk. Geldik örnek 7'ye. Taban alanı 30 yüksekliği 5 cm olan piramidin hacmi nedir? Arkadaşlar çekti çizmemize gerek yok. Niye? Çünkü hacim taban alanı çarpı yükseklikte taban alanı 30. Aa dur ucu sivri. Elinle bastığında eline batıyorsa yani, yani ya da ayağınla bastığında ayağın batıyorsa bölü 3. Tamam mı? Ya da ucu sivri olan şekillerde piramitte ve konide bölü 3'ü unutma. Evet taban alan çarpı yükseklik bölü 3. Taban alanın zaten vermiş 30 çarpı yükseklik 5 bölü 3. Kaç yapıyor arkadaşlar? Şunlar sadeleşince 10 yaptı. 10, yaptı. 10 da 5'in çarpımı 50 yaptı. Evet örnek 7'yi böylelikle 8 bulduk. Geldik örnek 8'e. Taban ayrıtlarından biri 3 yüksekliği 4 kökü olan eşkenar üçgen piramidin hacmi. Arkadaşlar eşkenar üçgen piramit var. Şöyle şu nokta şöyle. Tabanı da şurası olsun tamam mı? Evet tabanlarından biri 3'müş. Yüksekliği de 4 köküçmüş. E hacim isteniliyor bizden. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 diyeceğiz. Taban alanı eşkenar üçgen olduğu için 3 3 3 olduğundan dolayı a kare kök 3 bölü 4 çarpı yükseklik de belli 4 kök 3 bölü 3 bize alanı verir. E hocam 4'ler gitti mi gitti. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3 aşağıdaki 3 ile gitti. Sadece 3'ün karesi kaldı. Yani cevap ne çıktı o zaman? 9 çıktı. Örnek 8'i 9 bulduk. Geldik örnek 9'a. Şekildeki karedik piramidin yanal yüzleri ile taban düzlemi arasındaki açının ölçüsü 45. Bak şimdi. Hocam şöyle bir şey var ya. Aradaki açı 45. Ben bu düzlemler arasındaki açıyı nasıl bulurum? Şu dikle şuradaki dik arasındaki açı. E, ben o dikleri nasıl elde edebilirim? Hani dik çiz dik çiz dik çiz bizim için önemli diyordum. İşte buradaki yükseklikle şuradaki yükseklik arasındaki açıyı vermiş bana adam. Kaç derece vermiş? 45 derece vermiş. Tabi buranın 90 derece olduğunu da biliyoruz. Bu arada burası 6 iken buranın kaç olduğunu biliyorsun? 3. 45 45 90 üçgeninden 45 90 ise burası da 45. Burası 3 ise burası da 3 oldu mu? Yükseklik yani evet. Piramidin hacmi. Hocam piramidin hacim taban alanı altının karesi kare. Taban alanı a kare. Çarpı yükseklik. Ama bölü 3'ü unutma. Cevap böylelikle kaç çıkar? 36 çıkar. Yani örnek 9'u da 36 bulduk. Geldik örnek ona. Yani bu videonun son sorusuna. Bir ayrıtın uzunluğu 4 santimetre olan ahşap küpte PRS bulundukları o kenarların orta noktaları. Madem orta nokta hocam bunun tamamı 4 ya burası 2 burası 2 olur. Burası da 2 burası da 2 olur. Burası da 2 burası da 2, burası da 2 olur. Küp bu noktaları içeren bir düzlem boyunca kesilerek piramit biçiminde çıkarılıyor. Kalan cismin hacmi nedir diye soruluyor. Tüm hacimden şuradaki hacmi çıkartacağım. Arkadaşlar bu nedir? Bir piramittir. Şöyle piramide baktığınız zaman şunu algılayabilirsiniz. Hocam tabanı bu olan, üçgen olan, tepesi de bu olan bir piramit olarak algılayabilirsiniz. Doğru. Ama burada bu piramitin hacmini bulmak biraz sıkıntılı. 2-2 i̇ki, iken hadi burası 2 kök ki, burası da 2 kök ki, burası da 2 kök ki. Ama bunun yüksekliğini bulmak sıkıntı değil mi arkadaşlar? Evet. Yüksekliğini bulmak sıkıntı. E hocam ne yapacağız o zaman burada? Bak piramit, 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 piramit. Tamam. Sadece tabanı bu değil ki. Bakış açınız. Dikkat. Tabanı şurası da olabilir arkadaşlar. Taban buyken tepesi bu olmuyor mu? Evet. Bu alttaki düzleme dik olduğu için şu aynı zamanda yükseklik olmuyor mu? Oluyor. Aynı şekilde tabanı burası da seçebilirsiniz. Taban buyken bu yükseklik olmuyor mu? Oluyor. Ya da aynı şekilde tabanı burası seçebilirsiniz. Taban buyken yükseklik bu oluyor. işte buradan yapabiliriz. Ben tabanı şurası seçeyim. Yükseklikte şurası mı oldu arkadaşlar? Evet yüksekliğimiz de kaç oldu? 2 oldu. Evet o zaman ben şimdi küpün hacminden küpün hacmi nedir? A küpten neyi çıkartacağım? Piramidin hacmini. Taban alanı. Tabanı bir dik üçgen değil mi? Şöyle baktığınız zaman dik kenarlar çarpımının yarısı. Taban alanı. 2 çarpı 2 bölü 2. Daha taban alanındayız. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 şeklinde mi olacak arkadaşlar? Evet. Şunlar şunlar sadeleşti. 4 bölü 3 yani 64 eksi 4 bölü 3. Şimdi 64 ile 4'ü çarptığım zaman 4 kere 3 12, 6 kere 3 18, 192. 192'den 4 çıkınca da, çıkınca da 188 yapıyor. Cevabımız böylelikle 188 bölü 3 çıktı. Bak güzel bir bakış açısı oldu. Piramit tabanı burası seçersem yükseklik burası. Bak dik piramit değil bu. Düzgün piramit değil bu. Yükseklik nereye düştü arkadaşlar? Üçgenin tabanın köşesine düştü. Düzgün piramit olmuş olsaydı ya da dik piramit olmuş olsaydı alttaki şeklinde ağırlık merkezine düşerdi. Her zaman ağırlık merkezine de düşmek zorunda değil. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Evet örnek onu da böylelikle 188 bölü 3 bulduk ve bu videoyu bu videonun burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 19. haftanın ikinci videosunda yani piramitte kaldığımız yerden devam edeceğiz. İkinci videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.